Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım. Yepyeni, yepyeni bir kelebek etkisinin bir bölümüne daha hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Herkese selamlar. Hayırlı günler cümleten. Bugün sizlerle birlikte evet, kelebek etkisinin 5. bölümü. O halde başlayalım. Like'larınızı, yorumlarınızı ve video sonuna kadar izlemenizi bekliyorum. Sağ köşeden de diğer tüm bölümlere ulaşabilirsiniz. O halde bölüme başlayalım. Edep, yaradana ve yaradanın hatırına, yaradılana duyulan saygı ve tazimin irfan geleneğinde bulduğu karşılıktır. Edep, insanı kamilin en belirgin hasleti, hemen hemen bütün güzel huyların anasıdır. İlim ve idrakin duruş ve davranışça hal ve lisanına aksedişini edepten gayri karşılayacak söz yoktur zannımızca. Fedakardır canseverliği, arkasına bakışlarıyla bile atmaz keserliği, fırtına eserse dostluk kardeşlik bir meftun perdeliği, zor koşullarda üstüne kata kata aynı yolda yardıma, aynı kanda Kızılay'a, aynı kafada bize göre ebede dek uzanan kardeşliğe peyderpey. Yol kardeşliği başka, can kardeşliği başka, bizim kardeşliğimiz hakka hakikat yolunda, misafirperverlik kolunda, zor koşullarda peyderpey durabilme, kanımızın son damlasına kadar, yolumuzun son durağına kadar, terimizin son damlasına kadar, galip beladan bu yana, alın yazımızdaki şehadeti son hecesine kadar getirebilmektir peyderpey. Kardeşiz hepimiz, kardeşiz hepimiz, ayrı bir yolda siz yardıma konuşuruz. Dertler yolumuza çıkan mertler ayı bir defer, eri samimiyet arttıkça artar. Dertler hepsi bir yere kadar, mesafeler oluşan tesadüfler, kırılan kalpler gelmeyecektir sana peyderpey. Bir oluruz, bir oluruz, birlik hattı müdafaa. Düşman gelir akın akın yener iyilik bir anda. Savaşırız şafakta, batarsak da batakta. Yere adım yoktur bizde, davamızdan hayatta. Garibanın ahı var ve umulmaz bir yoldasın. Arkanda destekçi yoktur, her daim de zordasın. Güçlü kimse olan taraf, sen her daim oradasın. Oradasın uçurumun ve enip de ucundasın. Gün gelir ve devran döner, zalimlerde bir korku. Batıl aldı götürdü ve hakka elle galip oldu. Neden varken onca suçlar kardeşliği unuttu. Bu hak yoldan şaşmayanlar hep beraber bir oldu. Fil hakika, edep ariflerin suretlerine yansır, siretlerinde iz bırakır. Edep ile yapılan her fiiliyat, varlık aleminin muhtevasını kavramaya açılan bir kapıdır. Onunla amil olanlar, yaşamın dar kalıplarından sıyrılarak, bambaşka hayatlarının ahenkli dizilişinde seyri sülük ederler. İşte bu yüzdendir ki mana kapıları ancak azı edep olana açılır. Hazreti Mevlana'ya bunca okur yazarsın neyi bilirsin diye sorarlar. Cevabı manidardır. Der ki haddimi bilirim. Bu hayretler uyandıracak yaklaşım edebin ve hayanın. Alem şümul bir vaziyette Mevlana Hazretlerinde mevcut olduğunun apaçık ifadesidir. Zira arifler için sınırları koruyan edep libasını giymek, ilim mevhumunun açıkta kalan yanını haya süsüyle süslemenin diğer adıdır. O süsün elde edilmesi diyar gezmekle değil, hakkı sezip batıldan yüz çevirmek de mümkündür. Gezdim Halep ile Şam'ı, ilim kıldım talep. Meğer ilim dipteymiş, illa edep, illa edep diyen ehli irfanının sözü de bunun edep ile ifadesinden başka bir şey değildir. Edep, ar, haya kavramlarını sekülerleşme sürecine metalaştıran insanoğlu, gelişim ve değişimin doğurduğu hız neticesinde kavram karmaşasıyla karşı karşıya kalarak hakiki mana içeren bu kelimelerin içini de boşaltmıştır. Bu ruhsuzlaştırma beraberinde değer yozlaşmasını da getirmeyi ihmal etmemiş, değişen sadece dengeler değil, hayat daha ağır olmuştur. Binlerce yıllık söz ve düşünce zenginliğimizi besleyen irfani oluk, yani edep, edepsizleştirme furyası ile zan altında kalmıştır. Öyle ki zulüm ile abad olanlar
edebi ile adabı kuşananlara düşman olmuşlardır. Ahlaki kavram karmaşasına tabi tutulan insanlık sonuç itibariyle de özünden uzaklaştırılarak edep yoksunluğuna itilmiştir. Velhasıl kelam, bizlere de edebi tasvir etmek yerine edebiyatını yapmak düşmüştür. Lakin şunu belirtmek isteriz ki edebiyatın dahi edepsizi olmaz, olamaz. Çünkü edebiyat sözün edep ile söylenmesidir. Dememiz odur ki edep söz değil, özdür, madde değil, manadır. Tasvir değil, edadır. Öyleyse bir edep niyaz edelim ki şifa bulsun tenine can bekleyenlere. Edep yahu. Ben varlık ve yokluk arasında uçuşan bir kelebek. Bekler ar ve af divanında aminlerim kabul edilecek ve bir la bilmecesinde saklı ömrümü illa hecesi çözecek. Kelebek etkisi her salı yeni bölümüyle Kaya TV'de. Bir bölümümüzün daha sonuna denk geliyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Esen kalın. Hayırlı günler.